Ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk eviyle birlikteyiz. Konuk evine hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün yine konuk evinde çok önemli bir konuyu konuşacağız. Samsun'u ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Samsun'daki trafik sorununa değineceğiz biraz. Parkomat sistemini daha ziyade konu edineceğiz programımızda ve Otopark İşletmeciliği Genel Müdürü Sayın Ömer Gürcan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir program daha yapmıştık sizinle. Evet. Orada da yine parkomat sistemini tanımaya yönelik. O zaman evet. Daha yeniydi sistem. Evet. Onu anlatmıştınız. Evet. Bugün de yine parkomat sistemini konuşacağız. Trafik sorununu konuşacağız. Yapılabilecekleri, yapılanları konuşacağız ama tüm bunların öncesinde sizi tanıyarak başlayalım. Söylemek istediklerinizi alalım. Ardından programımıza, sohbetimize başlayalım. Evet. İlk öncelikle bize bu çalışmalarla ilgili gelişmeleri Samsun halkıyla bize paylaşma fırsatı veren fırsatından şahsınıza ve Aks TV yönetimine, bu projenin sahibi, çözüm ortağı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve ekibine, bu uygulamada gereken hassasiyeti gösteren Samsun halkına teşekkür, bir borç bilirim. Bize bu projede özveri gösteren emniyete, trafik zabıtaya, yerel basına teşekkür etmeden de geçemeyeceğim. Tanıtmam 1958 yılında Şubat ayında ticaret bir erbabı ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Orada dünyaya geldim. İlk orta öğrenimi Ordu ilinde tamamladım. Evet. 1994 yılında inşaat sektörüne geçtim. Orada bir müddet ticari faaliyetimi sürdürdüm. Daha sonra 2001 yılında Ömür Elektronik şirketine, inşaatı Ömür Elektronik'e çevirerek, unvan değişikliği yaparak elektronik güvenlik sektörüne adım attım. Faaliyetlerimiz halen yine aynı şekilde devam etmektedir, sürmektedir. Evet. Bir yandan da parkomat sistemi var tabii ki. Evet. Bu sistemi de isterseniz bir kez daha anlatmış olalım. Bizler için yeni bir sistem aslında. Tabii ki belli bir süre geçti üzerinden. Dediğim gibi geçen programa geldiğinizde daha yeniydi. Evet. Bir alışma süreci vardı, bir dönem vardı. O dönemde geride bırakıldı yavaş yavaş ama genel olarak parkomat sistemi nedir sorusuyla başlayalım isterseniz. Parkomat sistemi nedir amacı? Parkomat sistemi bize ayrılmış olan bölgelerde vatandaşların rahatlıkla gelip araçlarını park etmesini sağlamak. Ondan sonra belli bir ücret ödediği için buralarda parklama süresi sonunu gösteren aldığı ve fiş ve ofis süresi boyunca da orada kalabilmesini sağlıyor. Amacı trafik akışını rahatlatmak, trafik yoğunluğunu, ses, hava kirliliğini azaltmak, yol kenarlarında uzun süreli parklanmayı engellemek, sorunları gideriyor, vatandaşın, esnafın dükkanın önünün kapanmasını engelliyor. Dediğim gibi en büyük amacı trafiği rahatlatmak ve uzun süreli park işgallerini önlemek. Evet. Zaten günümüzün en büyük problemlerinden biri haline geliyor park problemi. Tabii. Her evde araç var, hatta birden fazla araç var. Dolayısıyla park sorunu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili de çözümler üretilmeye başlandı. Kısa sürede park yerlerini bulmalarını sağlıyoruz vatandaş aynı zamanda da. Geldi, çıktı İstiklal Caddesi'nde rahatlıkla yer bulabiliyor. Yani bir 10 metre, 15 metre gittikten sonra. Evet, işi varsa örneğin değil mi? Bir 5 dakikalık işi varsa 2 saat park yeri arama derdinden kurtulmuş oluyor böylelikle. Evet. Peki, yapılan çalışmalar var. Zaman zaman bizler haberlerimizde de yer veriyoruz. Şirket içindeki bazı çalışmalarınız var, eğitim toplantılarınız var, seminer tarzı toplantılarınız var. Bu çalışmalardan birazcık bahsedecek olursak, şirket içindeki yenilikler, çalışmalar neler? Yenilikler kurumsal olma yönünde bir adım daha attık. Personelimiz için tek tip kıyafet uygulamasına geçtik. Halkımızın bize daha güvenle bakmasını sağladık. Tek tip kıyafet uygulaması güzel ve şık oldu. Daha kurumsal hale getirdik şirketimizi. Ayrıca uzun zamandan beri bir ekip desteğiyle ofis ve saha çalışanlarımıza eğitim, geliştirme, beden dili, öfke sanatı gibi bu konularda eğitim verdirmeye başladık. Eğitim seminerleri düzenledik, bunları uyguladık. Hatta 2013 yılı içerisinde daha uzun süreli bir takvim hazırlığı yaptık. Bu tip çalışmalarımıza, çalışan arkadaşlarımıza karşı devam edecektir. Ve bunlardan da verim alacağımızı inanıyorum. Ben çok faydalı olduğunu inanıyorum bu tip seminerlerin. Evet, kesinlikle. İnsanlarla iletişimi kolaylaştırmak adına. Evet. Nereden aklınıza geldi peki böyle seminerler yapalım demek? Güzel bir çalışma hakikaten. Güzel bir çalışma. Arkadaşlarım birçoğu bu tip konuda deneyimleri az. Sokakta beden dili, öfkeli vatandaşlarla karşılaşıyorlar.
Bu tip salonlara, bu tip konusunda uzman akademik yerler var, eğitim veren kuruluşlar var. Onlarla bir görüşme yaptım. Yani bu çocuklara daha nasıl fayda olur, vatandaşlarımıza daha nasıl sağlıklı, güzel konuşmalar yapabilir, bakışlarla nasıl konuşabilir, gözlerini nasıl etkileyebilir, işte el kol hareketleri yapmamaları sağlamak, işte sigara içmesinler, ellerinde sigara konuşmasınlar diye. Benim söylemem ayrı, içerideki arkadaşların söylemesi ayrı. Ama bunu akademik bilen bir kuruluşa vererek yaptırıyorum. Evet. Ki 2013 yılında bunun daha iyi verimlerini ben alacağımızı inanıyorum. Evet, tabii yavaş yavaş bu çalışmaların meyvelerini de görmeye başlayacaksınız ilerleyen zamanda. Tabii. Daha güzel bir iletişim söz konusu Kesinlikle. Olacak. Kesinlikle. Bu eğitimler de devam edecek yani bu 2013 yılı içerisinde. Evet, hem de böylelikle karşı taraftan gelen tepki de daha iyi olacak. Daha azalmış olacak. Vatandaş sıkıştığı zaman işte bağırıyor, çocuklar azarlıyor. Çocuklar ne yapacağını bilemiyor. Bir sonra onlar ona serzenişte bulunuyorlar. Bu sefer de gerginlik, bir hoşnutsuzluk, olumsuz şeyler ortaya çıkıyor. Ama bunun önüne geçebilmek de bana göre en güzel inan bana bu tip eğitimleri verdirmek. Kesinlikle. Ben bunu hem şirket içerisinde hem de şirket dışındaki arkadaşlara verdiriyorum. Bunun yararlı olacağına inanıyorum ileride daha. Evet, mutlaka. Faydalı sadece olacaktır. Meslek hayatında değil, normal hayatlarında da mutlaka onlara bir şeyler katacak bu eğitimler, değil mi? Evet. Normal iletişime evet. geçerken de evet. her zaman söylediğimiz şey, eğitim olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Evet, uzmanlar tarafından böyle bir eğitimin verilmesi mutlaka ki çok güzel. Çok güzel. Öfke, beden dili, davranış, bakma, konuşma, mesafe, kişisel alan, yaklaştırma, yaklaştırmama, belli bir mesafede durma. Yani bir bayanın, bir erkeğin yani ağzının içine kadar, çenesinin içine kadar çocukların girmemesi. Bunları uygulamalı birkaç kere yaptırdım. Verim alabileceğimi gördüm. Görünce de dediğim gibi bu konuda 2013 yılı içerisinde de bir yıl boyunca sürdürmeyi düşünüyorum. Evet, tebrik ediyoruz bizler de bu çalışmaları. Başarılar diliyoruz bu anlamda. Arkadaşlar da çok kaliteli, profesyonel kimseler. Bu konuda da uzmanlar. Hem kendileri, orada iyi arkadaşlar var bu konunun uzmanları. Evet, peki Parkomat'ta SAM kart kullanımı da başladı. Bununla ilgili halkın geri bildirimi nasıl oldu? Vatandaşlarımız nakit ödeme dışında bazen ceplerinde bozuk para olmayabiliyor. Bu konuda da SAM kart imdada biraz yetişmiş oldu. SAM kart şu an toplu kullanımda da kullanılan bir sistem. Büyükşehir'in içerisinde bu Samsun halkın kullandığı bir kart. Evet. Bunu vatandaşlarımız alıp kredi dolduruyorlar. Cebinde bozuk para yoksa SAM kartı okutarak da ödemelerini yapabiliyorlar. Üstelik bu SAM kartta da %10 indirim var. Evet, bu da yani bu da bir avantaj kendileri avantaj. İçin. Yani ben kullanmalarını salık veririm. Bu sefer yani bozuk para oldu, yanımda vardı, yoktu diye bir olmaz. Madem bu şehirde, bu kentte yaşıyorlar, bunun da herkese bulunması gerektiğini düşünüyorum. Evet, onlar için yine bir kolaylık bu da. Ne zamandan beri uygulanıyor SAM kart uygulaması peki? SAM kart uygulaması 3 aydır başladı, 3-4 aydır başladı. Evet, daha yeni diyebiliriz. Yeni diyebiliriz. Peki nasıl kullanım oranı? Daha önce %10'larda valla çok az. Evet, demek ki belki de bir alışma süreci olacaktır. Bilmeyenler vardı evet. Mutlaka. Ya da vatandaşlarımız işte dediğim gibi ceplerinde bozuk para mutlaka bulunduracaklar. Yani torpilonun gözünde, işte çekmecede bir yerde bir 2 lira atacaklar. Yani başka yolu yok. Ama SAM kartı da kullanma bir kolaylık var. Belki ileride, daha ileride banka kredi kartlarına dönüşürme sistem. Belki oraya da gidebilir. Ama bizim sistemimiz ona da hazır. Banka kredi kartlarıyla da ödeme yapabilecekler diye tahmin ediyorum. Evet, SAM kartla bu adım atılmış oldu. Tabii, arkasından da yeni teknoloji. Tek bir kart olacak. O kartla belki bugün Samsun'da, aynı kartla gidip Ankara'da, gidip İzmir'de kullanabilecek vatandaşlar. Evet, bu daha avantajlı olur. Daha avantajlı ama uygulama bu yöne doğru gitmekte şu an. Evet. Peki yine trafik açısından değerlendirecek olursak, geçtiğimiz günlerde trafikten isimleri ağırladık konuk evinde ve onlar dediler ki bu uygulama bizi çok fazla rahatlattı, trafiği rahatlattı, bizim işlerimizi kolaylaştırdı. Bu boyutuyla birazcık değinecek olursak parkomat sistemine, trafiğe etkisine. Trafiğe etkisi büyük bir rahatlama getirdi. Parkomat alanlarında uygulaması vatandaş cadde üzerinde rahatlıkla park alanları, park yerlerini rahatlıkla bulabiliyorlar. Burada bir sıkıntımız yok. Vatandaş aracını park ettiği zaman gözleri arkada kalmıyor. Acaba arabam çizildi mi veya trafik polislerince gelip çekildi mi diye böyle bir kaygıları, böyle bir endişeleri olmuyor. Olmuyor. Aynı zamanda da ceza yazılma korkusu olmuyor. Çünkü almış olduğu bizden 2 liralık bir fişle
Bir biletle tüm Samsun genelini rahatlıkla gezebiliyor. Geldi, park etti, ikrar fişi aldı. Birkaç tane yere bu ikrar fişiyle Samsun genelinde bütün otoparklarımızdan bizim rahatlıkla yararlanabiliyor. Zaten çok cüzi bir rakam. Öteki türlü eğer bu uygulama olmamış olsa gençlikler parklanma yapıyorlar. Trafik de bunlara zabıta ve trafik araçlarını çekiyor ya da daha yüksek meblağda cezalar kesiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Hem trafiği rahatlatıyor hem park sorununa tabii bir anlamda çözüm bulmuş tabii oluyor. Eskiden bir de şu vardı, daha önce bahsetmiştim, trafik araçlarının olduğu işte bu bizim otoparklara satılık araçlar çekiyorlardı. Bunlar 2-3 hafta araçlarını almıyorlardı. Bu sefer oradaki duran esnafla sürtüşmeye giriyorlardı. O sürtüşmenin neticesinde de kavgaya sebebiyet verebiliyorlar. Yani benim gördüğüm bu tip şeyler oluyordu. Evet, bu tür olumsuzlukların da önüne geçilmiş oldu. Aslında büyük bir kolaylık şehir hayatı için, değil mi? Her Evet, anlamda evet. Trafik akışını da hızlandıran bir sistem, park problemi olmadığı için. Sıralı parklanma olduğu müddetçe, tek sıralı parklanma olduğu müddetçe trafik akışı mutlaka rahatlayacaktır ve rahatlama da mutlaka olmuştur. Tek sıralı parklanma olduğu müddetçe. Evet, tek sıralı parklanma dediniz. Cumhuriyet Caddesi'nde ve 100. Yıl Bulvarı'nda çift sıralı park şeklinde bir problem var. Zaman zaman bu konuyla ilgili olumsuzluklar da olabiliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu konuda bize de bazı şikayetler gelmekte. Bazı vatandaşlarımız park ücreti vermemek için bu tek sıra bizim park etmiş olduğumuz alana ikinci sıraya park Evet. ediyorlar. Bu da çok hoş ve güzel bir şey olmuyor. Çok ne kadar sık azınlıkta olsa bile gene de sonuçta oraya park etmiş olan bir aracın çıkmasını engelliyor. Bu da güzel bir uygulama olmuyor. Orada bir sıkıntılarımız olabiliyor zaman zaman. Ama bu durumlar az oluyor. Genelde vatandaşlarımız sağduyulu ve bu konularda gene de daha fazla dikkatliler. Çok nadir oluyor bu tip ikinci sıra parklanmalar. Eskisi gibi değil. Evet, çok dikkatli olmak gerekiyor değil Evet. mi? İkinci sıra parkta diğer kişinin acil bir durumu olabilir, bir hastalık durumu olabilir, Evet. mutlaka aracın oradan çıkartması gereken Evet. bir durum olabilir. Bunları da düşünmek gerekiyor. Tabii vatandaşlarımızın o ikinci sıraya park ettiği zaman kendilerini de düşünsünler. Birinci sıraya park ettiğini düşünsün. Tam çıkacak, acil bir işi var. Bu sefer ikinci sıradaki aracın sahibini aramak zorunda kalıyorlar. Yani bir empati yapmaları lazım. Yani kendileri park etmiş, arkası kapanmış. Gergin bir vaziyet oluyor, tatsızlık ve hoşnutsuzluk oluyor. Ve aynı zamanda trafiğin akışını da kesiyor. Çok büyük engel oluyor yani. İkinci sıra parklanma trafik akışını çok müthiş engelliyor. Evet, tüm Ama insanları, trafikteki herkesi ilgilendiren bir durum söz konusu olabiliyor. Tabii bu ikinci sıra parklanmalarda bu sefer yine trafik devreye giriyor. Cezalar yazılmaya başlanıyor. Ceza yiyorlar. Bunları yememeleri için doğrudan doğru otopark alanına girmiş olsa verecek olduğu 2 lira para hem aracını güvenle park etmiş olacak evet. hem de trafik akışını engellemeyecek hem de oradaki çevredeki vatandaşlar tarafından kendine bir söz söylenmeyecek, kendi de gerilmeyecek. Evet, belki de bir kavga ortamı bile olabiliyor zaman kavga zaman. Ortamı bile olabiliyor ama bunların önüne geçilmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet, vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili de duyarlı olmasında fayda var. Bizler de bir kez daha hatırlatmış olalım. Tabii bu konuda zabıtaya ve trafiğe de büyük bir görev düşüyor. Bu ikinci parklanmalarda, duraklarda, yaya trafiğinin geçtiği olan yerlerine bile bazen araçlar çekilebiliyor. Bu da yaya trafiğini de engelliyor. Burada da bu konuda da trafiği ve zabıtayı göreve davet ediyorum ben bu konuda. Evet, peki cezalar caydırıcı mı sizce bu konuyla ilgili olarak? Cezalarla ilgili de bir problem olabilir mi? Cezalar ben caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Biz zaten ceza yazmıyoruz kendimiz. Bir vatandaş fişi almamışsa bizim arkadaşlarımız tespit tutanağı tutuyor. Bir tespit adı üzerinde zaten. Tabii orada 2 lira fiş alsa hiçbir sorun çıkmayacak. Ama çocuklar tespit tutanağı koyduğu takdirde orada park alanını işgal etmek, Encümen Karayı'yla olan bir kara işgal etmekten dolayı orada 88 liralık bir şey var, tespit tutanağı var. Bu tespit tutanağı da daha sonra ceza değil, adı tespit tutanağı. Eğer orada önceden fişini alırsa tespit tutanağı da konulmayacak. Ve bu konuda da vatandaş bizim çocuklarla, arkadaşlarla sürtüşmeye de girmeyecek, muhatap da olmayacak. Yani cezanın mutlaka etkisi var. Aldı, süresi geçti. Süresi geçtiyse bir ikiler fiş de almak zorunda. Evet. Almazsa gene tespit tutanağı devreye giriyor. Arkadaşlar onları tespit ediyorlar, tutuyorlar. Daha sonra biz o tespit ettiklerimizi belediyeye veriyoruz. Belediyeden de vatandaşa tabii bu
otopark alanı, o alanı işgal etmekten işgali cezası kesiyor. Evet, bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için baştan bu sistemi doğru düzgün kullanmak gerekiyor. Evet. Zaten insanlara yol gösteren elemanlarınız da mevcut. Evet. O konuyla ilgili de bir problem yok. Peki genel olarak şöyle bir değerlendirecek olursak, halkın bakış açısını, geçen yine programımızda da değinmiştik. Nasıl bir bakış açısı var halkın parkomat sistemine karşı? Halkımız parkomat sistemine eskisine göre daha sağduyulu yaklaşıp ayak uydurduklarını ben görüyorum. Eskiden daha bir gergindi, işte daha zordu, alışma süreci birazcık yaşadık. Ama eskiye göre sistemin ben daha iyi oturduğunu düşünüyorum, daha rahat olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlar çok da eskiz bir sürtüşmeye girmeden birçoğu vatandaşımız her İstiklal Caddesi'nde lise ve 19 Mayıs bulvarında vatandaşlarının birçoğu hep kendi fişlerini çocuklarla muhatap olmadan alıp torpidonun önüne koyup koyuyorlar. Bu da tabii ki vatandaşların bu işi kabullendiğini, özümsediğini gösteriyor. Evet, tabii ki onlar için kolaylık olduğu belki de anlaşıldı bu geçen sürede. Anladılar ki kişi için kolaylık, trafik için kolaylık. Gerginliklerin önüne geçen bir sistem, park sorununun önüne geçen bir sistem. İnsanlar da alıştı ama zaman zaman olumsuzluklar da yaşanıyor ne yazık ki. Özellikle sizin elemanlarınıza karşı. Oraya girmeden de hani tabii ki şu uzun süreli, şeylere, vatandaşlarımıza, halkımıza park imkanı sağlıyoruz. Şimdiki sorunuzda da kötü tabii konusunda evet oluyorum. Bu konuda fikirlerimiz nadir de olsa bazı olaylar karşılaşmamız bizi üzüyor. Oysa ki bu uygulama halkımız için şöyle düşünmüyor. Parkın uygulaması sadece rahatlıkla park alanı bularak arabasını park etmiş oluyor. Yerini bulmuş oluyor. Bunu düşünmeleri lazım. Burada çocuk arkadaşlarımıza işte zaman ve süre konusunda bizim bazı sıkıntılarımız oluyor. Alışveriş yapma imkanı oluyor. Rahat bir park alanı sağlıyoruz biz orada kendilerine. Eskiden daha fazla bir sıkıntılar oluyordu. Esnaf kendisi lafa koyuyordu, ettirmiyordu. Bu sefer vatandaş oraya giremiyordu. Daha önceki konuştuğumuz konu satır arabalar geliyordu. Vatandaş onlarla, esnafımız onlarla sürtüşmeye giriyordu. Ama şimdi bu tip uygulamadan dolayı vatandaşlarımızın esnafının önünde uzun süreli parklanma olmuyor. Araç park edemezsin diye lafalar konulmuyor. Ben bu açıdan esnafımızın rahatladığını ve memnuniyetinin olduğunu duyuyorum. Bunu geçen günkü bir İstiklal Caddesi'nin dernek başkanıyla falan Cihat Bey bizi nazik davranına davet ettiler bir sabah kahvaltısına. Oradaki esnaflarında da gördüm. Bu işin memnuniyetini daha önce dile getirmişlerdi. Tekrar vurguladılar. Evet. Tek sorunları sadece onların biraz daha süre bizden istemeleri. Hani işte girelim bir 15 dakika falan gibi, 10 dakika gibi. Ama uygulamada böyle bir sistem yok. Sistem doğrudan doğruya otopark alanına girdiğiniz takdirde ücretlenme başlıyor. Bunu biz baş edemeyiz. Ve enjümedeki karar da bu yönde. Ama geldi, adam 5 tane kolisini alacak. 5 tane kolisini oradan alsın, çıksın. Ama diyelim ki faturasını alacak, faturasını da alabilir. Orada da sıkıntı yok. Ama vatandaşımız şimdi şunu kaçırıyor. Giriyor, işte faturasını kestiriyor, işte 3 kolisini taşıtıyor, oturuyor bir de çay içiyor. Orada 15-20 dakika rahatlıkla geçiyor, kendi de anlamıyor. Evet. Çıktığı zaman da bizim çocuklar, adamın oraya, vatandaşın oraya şimdi mi girdi, 15 dakika önce mi girdi, ne zaman girdi bunu tespit edemiyor. Orada direkt araç gördüğü zaman fotoğraf veriyor, tespit tutanağın üzerine koyuyor. Vatandaşlarımız orada bir, dediğim gibi içeriye girip oturuyor, işte çay içiyor, bu o süreyi kaçırıyorlar. Böyle bir sohbet kaçırdığı zaman da işte niye koydun gibi bu hoşnutsuzluklar oluyor. Ama şunu yaptırıyoruz biz, orada kaldığı sürenin karşılığına gidip vatandaş tekrar fiş alırsa iptal ettiriyoruz. Ama bir müddet sonra gene bahsediyorum, bu tespit tutanakları da kalkmayacak, devam edecek ama iptaller kalkacak. Daha iptal edilmeyecek. Bunlar da direkt doğrudan doğruya vatandaşa kabahatler kanuna göre park alanı işgal etmekten işgalinden 88 lira ceza yemek durumunda kalacaklar. Ben bu konuda ceza yemelerini istemiyorum. Daha duyarlı davranmalarını istiyorum. Ve oradaki arkadaşlarımızla sürtüşmeye girmemelerini, doğrudan doğruya biletlerini aldıkları takdirde bütün sorun çözülmüş oluyor. Yani çocuklarla muhatap olmalarına bile gerek yok. Bu sistem Avrupa'da böyle kullanılıyor. Evet.
Ya diyecektim şimdi bu. Evet, umarız olumsuzluklar yaşanmaz. Bizim temennimiz de bu tabii ki. Her işi işle ilgili bu ama sizin işiniz daha çok halkla iletişimde olmanızı gerektiren bir iş olduğu için tabii ki zaman zaman böyle durumlar, özellikle trafik gergin zaten. Trafik evet. akışı aksadığı zamanlarda insanlarımız geriliyor haliyle. Evet. Ama uygulamaya tam anlamıyla eğer uygularlarsa bu uygulamayı, parkomat sistemini, görüyoruz ki hem esnaflarımız memnun bu durumdan, hem trafikteki evet. araçlar, trafikteki vatandaşlarımız memnun. Peki Samsun'da böyle bir sistem benimsendi dedik, hayata geçti dedik, alışma süreci vardı. O süreci de yavaş yavaş atlatıyoruz. Diğer illerle ilgili düşünceleriniz var mı peki? Bu konuda çeşitli çalışmalarımız mevcut. Sakarya ile ili ve Akyazı ilçesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, devam ediyor. Bazı şehirlerden teklif almaktayız. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Tabii bu sonuçlandığı takdirde bunu yine sizlerin vasıtasıyla Samsun halkına duyurmaktan da büyük bir memnuniyetle duyarım. Evet, aynı zamanda da gelişmeye devam evet, ediyorsunuz yani bir yandan. Paylaşmak isterim yani ama teşekkür görüşmelerimiz ederiz. Var. Yolunda gidiyor şimdilik o görüşmelerimiz. Teşekkür ederiz. Peki, parkomat sistemi bir yıldır Samsun'da var olan bir sistem. Bu bir yılı değerlendirecek olursak, neler oldu bir yılda, nasıl, nelerle karşılaşıldı? İlk başlarda yeni bir uygulama olduğu için tabii ki sorunlar oldu. Bazı aksaklıklar çıktı, problemlerimiz oldu. Ama vatandaşların makineleri kullanmada bilgisizdi. Şimdi böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Vatandaşlar doğrudan doğruya parkomat cihazlarına giderek fişlerini alıp bu uygulamayı kabullendiler ve fişlerini alıyorlar. O zorluklar biraz geride kaldı. Şimdi tabii ki vatandaşların önünde, gene esnafların önünde otopark alanları açıldı. Ürünlerini alıcılar tarafından gelip park etmeleri, yer bulmaları bir rahatlık oldu vatandaşlarımız için. Eskisine göre çok daha iyi bir yol kat ettik. Vatandaşlarımız dediğim gibi şu anki haliyle araçlarını park ettikleri takdirde bir kez daha yine vurgulamak istiyorum. Fişlerini mutlaka alsınlar. Çocuklara suçmaya girmesinler. Rahatlıkla park yeri bulabiliyorlar. Geldikleri zaman eskiden park yerleri yoktu. Şu anki mevcut durumda çok daha alışıldığı için rahatlıkla park yerleri var. Bu durumda kendileri eğer tutanak yazıldığı zaman tespit tutanakları işte yazıyor. Şu an park yerlerine park ediyorlar ama fiş almadığı takdirde tespit tutanakları konuluyor. Konulduğu zaman da bu gerginliğe sebebiyet veriyor. Evet. Bu sıra çocuklara sürtüşmeye giriyorlar. Orada hoş durumla karşılaşılmıyor. Ama bu tespit tutanaklarının iptali söz konusu şu an için. Şu an için aslında evet iptal edebiliyoruz. Yani adam işte mağdur olmuştur diyoruz. Olmasın diyoruz. 80 lira ödemesin diyoruz. Bir geçiş süreci gibi bu oldu ama bu kısa sürede kalkacak artık daha. Bir konu daha değinmek istiyorum. Parklanmalar da zaman konusu. Parklanma aracı bölgeye geldiği zaman bizde parklanma başlıyor. Yani ben geldim, aracımı park ettim. İşte orada durabilirim. Yani bir 15 dakika, 10 dakika böyle bir uygulama bizde yok. Araç park alanına girdiği takdirde parklanma süresi başlamıştır. Dörtlülerini de yaksa parklanma aracı gene başlamıştır. Çünkü orada bir uygulama var, bir sistem var. Biz orada olmamış olsak, bu sistem olmamış olsa orada çift sıra, iki sıra parklanmalar olacak. Vatandaş yer de bulacak. Burada yer bulabiliyor. Yer bulduğu için de bunun da bir bedeli var. Onu da 2 lirayı parkomat cihazına atmak zorunda. Sürtüşmede çocuklarla girmemesi lazım. Tespit tutanağını arkadaşlar koyuyor. Koyacak. Çünkü onlar bizden aldıkları talimatları uyguluyorlar. Biraz önceki örnekte bahsettiğim gibi de işte girdi. 5 tane kolisi var. Aldı. Çıksın. Sorun yok. Ama koliyi alıyor. Faturayı kestiriyor. İşte orada bir müddet kalıyor. Oturuyor. Çayını içiyor. O süreyi geçiriyor. 15-20 dakika geçince de dışarı çıktığı zaman da bu tespit tutanağı niye var? Bu orada bir sürtüşme çıkıyor. İşte bu sürtüşmelerin önüne geçmek, çocukların da vatandaşa daha duyarlı davranması için de bu tip işte bu uygulamaya ve eğitime, evet. beden diline, öfkeli vatandaşı sakinleştirmeye bunları devreye sokmaya çalışıyorum ben de.
Evet, güzel bir uygulama tabii ki kesinlikle ama karşı tarafın da bir o kadar dikkatli olması gerekiyor. Siz evet. çalışmalar yapıyorsunuz, bu konuyla ilgili eğitimler aldırıyorsunuz elemanlarınıza ama Samsun halkının da bu konuyla ilgili duyarlı olmasında fayda var. Tabii bu konuda vatandaşların da bize yardımcı olmaları ve duyarlı olmaları gerekiyor. Yani ben gene söyledim, 4 aracımı girdim, 4'lü flaşörümü yaktım, ben burada otururum, kalırım. Bir 10 dakika, 15 dakika böyle bir uygulama yok. Otopark alanına giren araç içinde şahıs da olsa parklanma süreci başlamıştır. Evet. Ama ben bizim arkadaşlarımıza şunu gene söylüyorum. Oradaki inisiyatifi onlara bırakıyorum. Bir iki dakikadır girmiştir, işte 3 koli bırakmıştır, bir fason alıp çıkmıştır. Bunlara zaten biz bu hoşgörüyü yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız girdiği takdirde işte esnafın dükkanına dediğim gibi oturup çay içiyorsa, orada zamanın geçtiğini veya azıcık sohbet ediyorsa anlamıyor, kaçırıyor. Bir de bizim arkadaşlarımız, gene söylüyorum üzerine basa basa, girdi bizim arkadaşlarımız sizin eczaneye girdiğinizi, markete girdiğinizi, bakkala girdiğinizi bilemez. Oraya geldiği zaman orada bir tane araç görüyor. Tabii. Araç gördüğü zaman da, çünkü bunlar denetleyen arkadaşlarımız var. Oraya tespit tutana koymak zorunda. Velev ki koydu, koysun ya. Koyduğu zaman bizim çocuklarla görüşseler, bizim arkadaşlar onlara gene yardımcı oluyor. Beyefendi tamam, siz 5 dakika 15 dakika geçmişsiniz, lütfen fişinizi alınız diyor. Onu iptal ediyorlar. Biz de onlara tespit tutanağını iptal ediyoruz. Böylece ceza da gitmemiş oluyor kendilerine. Evet, elemanlarınız zaten sürekli görevlerinin başında. Bizler de şahit oluyoruz gelip geçerken, görüyoruz. Bayan elemanlarınız var, evet. Yardımcı olan erkek elemanlarınız var yine. Onlarla iletişime geçmekte fayda evet. var. Öğrenmek açısından evet. da önemli bu. Evet, bu ama sistemi. Vatandaşlarımız, yani bizim arkadaşlar çok, bazıları hepsi değil ama agresif, sert davranan, niye bunu koydun diyen olabiliyor bu tespit tutanaklarında ama eskiye göre sistemin sonuç itibariyle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, hatta belki ilerleyen zamanda dediğiniz gibi bu makineyi kullanmaya başladı artık vatandaşlarımız. İşlerini kendileri de halledebiliyorlar rahatlıkla, böyle bir şey de var. Aynen, kendileri halledebiliyor. Gene söylüyorum, kimsenin muhatap olmasın, aracını park etsin, gitsin fişini alsın, torpidonun üzerine koysun, kimse karışmıyor. Evet. Ama bizim çocuklar tabii ki orada geçen süre varsa, 2 lira sürede geçen süre varsa tekrar onlara bir tespit tutanağı koyuyor. Park süreniz geçmiştir diyor. Ne kadarlık geçmişse o kadarlık tekrar fiş alıyor. Ve mevcut uygulama bize şöyle de çok iyiydi. Biraz önce bahsettim. Bir saat boyunca bütün Samsun genelinde geziyor. Bir başka şehirlerde, Trabzon'da, Rize'de öyle değil. Trabzon'daki bir saat uygulaması 4 lira. İnanın bana 4 lira el terminali var. Daha aracından inmeden vatandaş geliyor, senin tepene çöküyor. Ver bakalım 4 lirayı, girdin otoparka diyor. Bizde bu yok ki. Doğrudan doğru bir sistem var. Kimseyle muhatap olma. Git fişini al, kol, öde git. 4 liraya Trabzon gibi bir yerde aldığınız zaman cadde kenarında bir yerde park ediyorsunuz. Yani oradan çıktınız, başka bir olmuyor. Caddeye gittiniz, tekrar orada 4 lira vermek zorundasınız. Bizde böyle bir uygulama yok ki. Bizdeki 2 lirayla bütün otoparkları gezebiliyorsunuz. Ve uygulamadan da son derece vatandaşlarımız, halkımız orada otopark alanı buluyor. Evet. Yer bulamıyor. Esnafımızın işi rahatladı, işi kolaylaştı. Bahsettiğim gibi İstiklal Caddesi bu uygulamadan memnun olduğunu gördüm. O sabah kahvaltısında bana bunu anlattılar. Sadece biraz daha çocuklarımızın, arkadaşlarımızın az daha tolerans olsun diyorlar ama tam o toleransı da çocuklar çok fazla veremiyorlar. Kendilerine verilen süre kadar kullanabilir. Evet, onlar da görevlerini yapmak zorundalar. Yapmazsa onlar denetleyen denetmenler var. Denetmenler de onlara serzenişte bulunuyor. Sistem denetli üzerine kurulmuş bir sistem bizde. Evet, yani bu anlamda yine bir kez daha belirtelim ki oradaki görevlilere karşı da duyarlı olmakta fayda var. Onlar da görevlerini yapmak zorunda. Onları da denetleyenler bu var. Bu çocuklar. Yani sonuçta bizim içimizden çıkan çocuklar. Ama bu eğitimlerle çocuklar da kendi açıklarını kapatacaklar. Hem işimizle ilgili hem ailesiyle ilgili bu eğitimlerde aldıkları takdirde bu çocuklar iyi olacaktır. Evet, kendi hayatları için de iyi. Birçoğu da iyi. Eskiye göre çok daha iyi. Arkadaşlarım çok daha iyi. Yani vatandaşlardan işte hanımefendi, beyefendi kelimeleri böyle kullanıyorlar. Agresif davranmıyorlar. Daha yapıcı davranıyorlar. Ya ben arkadaşlarımızın şu an çalışmalarından memnunum. Evet, bizler de kolaylıklar dileyelim kendilerine. Sağ olasınız. Peki bir yılı değerlendirmiş olduk böylelikle. Bu yıl yılın başındayız diyebiliriz. Bu yılla ilgili hedefleriniz, 2013 yılı nasıl geçecek?
halkımızın huzurlu, refah seviyesi yüksek, nezih bir ortamda yaşaması, gürültü kirli, trafik kirli stresinden uzak tutmak, çalışmalarımızı halkımıza el ele sürdüreceğiz. Çünkü Samsun'umuzun güzide halkı bunu hak ediyor ve buna da değer diye düşünüyorum. Evet. Değer yani açıkçası. Peki son olarak yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Trafiği rahatlatmak için hayata geçirilen bir sistem, parkomat sistemi. Peki başka neler yapılabilir sizce trafiğin rahatlaması açısından, daha akar hale getirilmesi açısından? Akar hale getirilmesi açısından sonuçta gene duyarlılık vatandaşlara geliyor burada. Uygulamalara itiraz etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. İkinci sıra parklanmalardan kaçınmaları gerekiyor. Tek sıra parklanmayla trafik akışı daha rahat sağlanabiliyor. Ve burada trafiği ve dediğim gibi genel zabıtayı da göreve davet ediyorum. Onların da bu konularda daha fazla duyarlı olmaları gerekiyor. Bazen bakıyorum duraklarda otobüsler durak alanlarına girmiyor. Girmeden pardon yol ortasında duruyor, yolcu inip bindiriyor. Duraklara bakıyorsun, duraklarda sivil araçlar var. Bu sefer de onlar sivil araçlar olduğu için otobüs durağa giremeyince yolun ortasında duruyor, trafiği aksatıyor. Yaya geçitlerinde bahsettiğim konu gene vatandaşlarımız çekiyor, yaya geçişini engelliyor. Bu tip uygulamaların olmaması için vatandaşlarımız daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çift sıra parklanmamalarını yapmamalarını hakikaten rica ediyorum. Ve bizim çocuklarla da sürtüşmemeye girmemelerini, sorun anında da denetmenlerini çağırsınlar. Onlarla görüşmelerini rica ediyorum. Evet. Peki, kapatıyoruz programımızı. Son olarak vermek istediğiniz mesajlar var mı? Neler söyleyeceksiniz? Dediğim gibi nezih bir ortamda halkımızın yaşaması, trafik kirliliğinin, gürültünün olmadığı bir ortamda huzurlu bir yaşam diliyorum. Çok teşekkür ederiz anlattıklarınız için. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Siz de çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Değerli izleyiciler, konuk evinin bugünlük de sonuna geldik. Trafiği konuştuk, Samsun'daki Parkomat uygulamasından bahsettik ve bu sohbetle konuk evini kapatıyoruz bugün. Bir başka konuk evinde yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.